Şimdi İstanbullunun çilesi trafik tabii ki. İstanbullu bir yılda trafikte tam 12 gün geçiriyor değerli izleyenler. Araç sayısı 5.4 milyon. Trafik yoğunluğu da ortalama %64, pik saatte %90. Yani neredeyse kilit noktada ve yıllık 780 milyon dolar ekstra yakıt gidiyor trafikte. Bu da yine ekonomik açıdan insanları zorlayan bir şey. Yani ben Çengelköy tarafında oturuyorum. Bugün tam bir saatte buraya gelebildim ki bu çok iyi bir ihtimal. Yani İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik kaybı tam tamına 10 milyar dolar değerli izleyenler. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Arkadaşımız Enes Arol karşımızda. Enes sendeyiz, neler aktaracaksın bizlere? Neyine gireceğim arayacağım. Evet, İstanbul denince belki de akla gelen en büyük problemlerin başında trafik geliyor. Özellikle hafta içi iş giriş ve çıkış saatlerinde İstanbul'da trafik ve hayat adeta durma noktasına geliyor. Ve hava eğer yağışlı da olursa bizler trafik yoğunluk haritasındaki o yoğunluk oranının %85'lere hatta zaman zaman 90'lara kadar da çıktığını görebiliyoruz. Tabii bunun ekonomiye de büyük bir yükü oluyor. İşte hem İstanbul'daki trafik sorununun nasıl daha aza indirilebileceğini konuşacağız. Yanımda da önemli bir yayın konuğum var. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı. Hocam merhaba öncelikle. Merhaba. Ekon TV ekranlarında sizi de ilk kez ağırlamış oluyoruz bu vesileyle. İlk defa sizin televizyonda değerli izleyicilerle beraber olacağım. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar dilerim öncelikle. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi İstanbul'da İstanbul trafiği denince siz akla gelen ilk isimlerdensiniz. Çünkü İstanbul trafiği için çözüm önerilerinizi yıllardır devamlı sunuyorsunuz. Nasıl yorumluyorsunuz şu anda İstanbul trafiğini? Yaklaşık 44 yıl asistanlığımdan bu zamana İstanbul trafiğiyle, Türkiye ulaşım trafiğiyle ilgilenen bir kişiyim. Onun haricinde de tabii bu sadece üniversitede değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İstanbul'un Ulaşım Daire Başkanlığı, Kadir Topbaş rahmetlinin zamanında danışmanlık, şimdi Ekrem Bey'in de bazı konularda proje desteği veren, yıllarını vermiş bir kişiyim. Ama şu anda şunu açık net söylerim ki bu bir siyaset üstü bir konu. Yani İstanbul'un trafiği her gün kötüye gidiyor, sıkışıklık daha fazla artıyor, kayıp zamanlar artıyor. Vatandaşların artık bu trafikteki çektikleri bu dayanılmaz bir hale geliyor. Tabii bunu Mustafa Ilıcalı olarak söylemiyorum, bu sıkışıklığı. Trafiğin içindeki hepimiz bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Onun haricinde uluslararası navigasyon şirketleri söylüyor. İstanbul Belediyesi'nin yoğunluk haritaları söylüyor ve mesela bir uluslararası bir navigasyon şirketinin yaptığı bir araştırmada İstanbul 408 şehir 56 ülke, 6 kıta arasında trafik sıkışıklığında birinci. Yani bu, bir gösterelim mi hocam? Gösterelim bakın. Yani, 408 şehir, 56 ülke, 6 kıta arasında İstanbul trafik sıkışıklığında birinci. Niye birinci? Uluslararası bir navigasyon şirketinin verilerini de verebiliriz yani, istersen vereyim bilerek mi? TomTom'a göre mesela. Tabii bunun ayrıca da yani bunlar da revize edildiğinde daha da kötüye gittiğini görüyoruz. Mesela burada trafikte bir yılda kaybedilen zaman 226 saat. Daha sonraki bunu düzenlemesinde versiyonunda 288 saat. Yani 12 gün. Ya bu ne demek ya? Yani insan hayatından yılda 12 gün 12 çalan gün bir sorundan bahsediyorum. Ya neden mesela sabah saatinde işte evler burada, konutlar. Evden çıkıp iş yerine veya okula gittiğimiz zaman 24 dakikaysa buna 24 dakikanın üzerinde sıkışıklıktan dolayı bir zaman ekliyoruz. Eğer bu akşam dönüşünde daha da fazla, yani o yine bir 30 dakikalık bir yolculuğa 35-40 dakika daha bir ilave zaman ekliyoruz ki normal yani yasal sınırlar içerisindeki hıza göre. Dolayısıyla bu katlanılabilir bir durum değil. Yani İstanbul'un şu andaki, eskiden hani dedim ya 43-44 yıldır uğraşıyoruz. Sabah bir zirve saat vardı, işte 8'de başlar, 7'de başlar, 9-10'da biter. Yani akşam aynı şekilde, 17'de akşam başlar, 19'da. Şimdi kadar öyle değil. 7-24 bir zirve saat var. Ve hızınız yani 10 kilometreyi 10 dakikada alıyorsunuz. Bu
katlanılamaz bir durum. Yani burada sizin ticari hızınız 10 kilometre saatin altına gelmişse bu ne olur? Bu geri biraz daha gelse durma noktasına gelir. Katlanılamaz bir durum. Peki nedenine baktığımız zaman niye yani bu kadar sıkışıklık var? Ha bir de bunun çevreye verdiği emisyon olumsuz etki. Onun haricinde yıllık maliyetine bir bakın. Buradan dikkat çekeyim televizyonunuzdan. Rahmetli Kadir Bey zamanında yapılan master planda bunun sıkışıklığın bedeli bir yılda 6,5 milyar dolar. Yani niye bu? Zamanın parasal değeri var, yakıtın parasal değeri var, çevre üzerindeki etkisi var. Bu kadar büyük bir maliyet. Dolayısıyla da insanlar burada peki nedenine baktığımız zaman genelde ağırlıklı olarak yolculuklar karayolundan yapılıyor. Siz de buradan giderken veya bizi izleyenler baksınlar. Bir bakın araca genelde %80'i bir yolculu otomobiller. Bu bir yolculu otomobiller yol kapasiteleri sınırlı. Yolu sıkıştırıyor. Bunun içerisinde otobüs de bu yollarda gidiyor. Yani toplu ulaşım aracı, minibüs bu yolda gidiyor. Ticari taksi gidiyor. Dolayısıyla bu karma trafikte hız çok düşük oluyor. Peki biz bunu ne yapabiliriz? Bunun yapılmanın bir en önemli yolu orta ve uzun vadede toplu ulaşım kapasitesini artırmamız lazım. Yani İstanbul'daki metroyu, raylı sistemi artırmamız lazım. Bunun için gerekli, burada da bir şansımız daha var. Bunu da açık net söyleyeyim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız destek veriyor. Bakın en son güncel bir rakam söyleyeyim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın verdiği destekle ve İstanbul Belediyesi'nin geçmişte bugün yaptıklarıyla beraber toplam yaklaşık 380 kilometre raylı sistemimiz var. Bu yeter mi? Yine yapılan master planlarda en az bugünkü talebe göre 1000 kilometre lazım. Yani demek ki bunu bir an önce kısa zamanda 3'e katlamamız lazım. Bu toplu ulaşım kapasitesi yeterli olmadığı için vatandaş bu sefer diyor ki ya ben hiç değilse sıkışıkta olsa aracımda gideyim. Hani tek ayak üstünde konforsuz gitmektense bu durumda otomobile olan ilgi fazlalaşıyor. Ya aracı, kendi aracı. Şunu diyebiliyor muyuz hocam? Yani trafiğin çözümü için yeni yollar yapmak yerine Hayır. toplu ulaşımı güçlendirerek daha rahat, daha konforlu bir toplu ulaşım sağlanırsa Hayır. trafiği aza indirmek mümkün olabilir. Bunun cevabını zaten gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da mesela herkesin evinde bir araç var. Bizde hala bu kadar otomobil olmasına rağmen 10 kişi, 11 kişiye bir araç düşüyor. Dolayısıyla kullanıyorlar mı? Kullanmıyorlar. Çünkü burada diyelim bura Levazım Mahallesi, Beşiktaş. Buradan bindiği zaman metroya, bir yürüme mesafesinde metroya ulaşıyor. O metroyla gideceği yere gidiyor. Kendi aracını ancak hafta sonu başka amaçlı kullanıyor. Yani iş ve okul amaçlı kullanmıyor. Dolayısıyla bizim de Avrupa'daki insanlar gibi nasıl ki bu toplu ulaşım olduğu zaman aracını kullanmıyorsa bir an önce bunu artırmamız lazım. Otobüs kapasitelerinin ve sıklığını artırmamız lazım. Otobüsleri yollarda hızlandırmamız lazım. Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne bu önerilerimi paylaşıyorum. Bunun için proje oluşturuyoruz. Mesela metrobüs İstanbul'un en önemli toplu ulaşım aracı. İstanbul'da yaklaşık bir günde bakın dikkatinizi çekiyorum 8,5 milyon yolculuk yapılıyor. Bunun 1 milyonunu metrobüs taşıyor. Metrobüs halbuki kapasitesinin üstünde normalde eşik değer 400-500 artık konfor şartları alt üst olmuş yani. Hocam siz metrobüsün İstanbul'da kazandırılmasında da evet. büyük katkıları olan kişilerin başında geliyorsunuz. Şunu sormak istiyorum hocam. Ekrem Bey yeni metrobüs taşıtlarını evet. tanıttı. Buna bakabildiniz mi? Yani baktım, o hattı taşımak için yeterli olacak mı o yeni araç? Şimdi hemen onu da anlatayım. Evet. O metrobüsü o zaman Tayyip Bey'in belediye başkanı da önermiştik. O yol karayollarına aitti. İzin vermediler, yapamadı. Sonra rahmetli Kadir Topbaş zamanında bunun önemli bir proje olduğunu ona birkaç ay belediye başkanlığı yaptığında gösterdim. Allah rahmet etsin. Çok ilgisini çekti, yaptı. 2007'de devreye girdi. Karma trafikte yani iki yaka arası hocam nasıl yapar? Karma geçelim uzamasın dedik. Karma geçti. Bak Söğütlü Çeşme'den ta Beylikdüzü'ne kadar 50 kilometrelik müthiş bir sistem oldu. Şimdi ben bunu normal dedim ki bunu olduğu yerde artık bu 1 milyon zorlanıyor. Bunun kapasitesini 2 milyona çıkarmamız lazım. Nasıl çıkaralım? Herkes dikkat edin işte alttan metro yapalım. Ya kardeşim buradan sesleniyorum. 44 yılımı ortaya koyuyorum. Alttan metro yapıp bu kadar maliyet, yüksek maliyete girmeye gerek yok. Bunu olduğu yerde biz
metrobüsü metroya dönüştürebiliyoruz. Lastik tekerlekli metro diye. Aile değil lastik tekerlekli. Ve bunu yapanlar dünyanın her yerinde var. Bunu yapan ülkelere gittik, gördük. Bu Paris'te var, dünyanın her yerinde. Dünya haritasını göz önüne alın. Burada nasıl olacağı için çalışma yaptık. Ekrem Bey o zaman, Ali Yerlikaya Bey'in valiliği zamanında pandemide bir komisyon vardı. Orada ona söyledim, ilgisini çekti. İETT proje yaptı. Bak, 2 senedir raflarında. Yani olduğu yerde metroya çeviriyoruz. Bir anda İstanbul 50 kilometre 8 ayda metro kazanıyor ve kapasite 2'ye katlanıyor. Bir otonom metro sisteminde sürücü falan yok. Kaza riski 0, konfor yüksek, kapasite yüksek. Bunun hemen yapılması lazım. Şu anda bir baktım İstanbul'da bir deneme yapılıyor. Bu da bir neticede biraz daha kapasitesi büyük olan bir otobüs. Bunun sürücüsüz, teknolojiye uygun sinyalizasyon sistemiyle çalıştırılması belki mümkün olsa da ihtiyacı görmez. Bu ne? Bunun için bizim bu bahsettiğimiz lastik tekerlekli metroda yandaki raydan elektriği alıyor. Enerjide süreklilik var. Burada diğerlerinin bir şarj sorunu var. Belli bir saat sonra bunu tekrar doldurmak gerekiyor. Peki. Buradan Sayın Ekrem İmamoğlu Bey'e, onun ilgili genel müdürü İETT'ye, Metro AŞ'ye bildirdim. Bunu mutlak surette peki, ki bu şekilde dönüştürürsek çok büyük bir hizmet vermiş oluruz. Evet. Bir cümle daha söyleyeyim. Tamam, mevcut yollarda da trafiği hızlandırmak için çok zamandır söylüyorum. Bir şeritten sadece otobüsler, minibüsler, ticari taksiler geçse o 10 kilometre dediğimiz hız 2'ye 3'e katlanır. Toplu ulaşım kapasitesi artar. Peki. Sinyalize kavşakları akıllı hale getirirsek bazı düzenlemelerle, yani sonuç şu, teşekkür ediyorum, çözüm var. Bir an önce bunların üzerine diyalog düşüp vatandaşı rahatlatmak lazım. Merkezi idarenin de bu tip akıllı projelere destek vereceği kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, İstanbul'un en büyük sorunlarından birini Mustafa Ilıcalı ile konuştuk.